İyi ki Cem, şöyle bir şey var. Yani merak edilen aslında herkes de biraz bunu merak ediyor. Bu diplomasi meselesinde de. Ya bu İlhak bir Türkiye'nin tercihini değiştirir mi? Zorlar mı? Mesela İsmail Hakkı peki ne dedi? Yani eğer böyle bir şey olursa hani Türkiye böyle Rusya yanlısı bir tavır takılırsa yani Batı'nda bir yaptırımı olur. O zaten hani belli yaptırımlar zaman zaman karşılaşıyoruz. Ne olur neyle karşılaşırız? Yani Ersin Hoca'nın bu siyasi okuması üzerine de biraz ben şimdi kendi okumamı yapayım. Tabii herkesin bir kendi görüşü var. Tabii. Dışarıdan görüyorum. Yani bu Rusya-Ukrayna meselesini böyle Amerika böyle istiyor lafları çok iddialı ve Amerika'yı da pek de tanımamak demek. Ben Amerika'nın yani Rusya ile Ukrayna savaşsın ben bundan memnun olurum diye düşündüğünü hiç zannetmiyorum. Çünkü Amerika'ya bu işin çok faturası çıkıyor. Yani Avrupa'ya NATO olarak çıkıyor, enerji olarak çıkıyor, şale gazıyla çıkıyor, maliyet olarak çıkıyor. Bir de ben Amerika'nın şu an dünya üzerinde öyle savaş isteyecek durumda olduğunu filan düşünmüyorum. Yani Ned Price'ın açıklamaları, ulusal yani Dışişleri Bakanlığı temsilcisinin, Biden'ın ekibinin açıklamaları, yazıları, yurt dışında New York Times'a, Washington Post'a yazdıkları yazılar hiç böyle savaş ister gibi görmüyor. Bir kere şunu söyleyelim. Ben bu meseleyi dış politikaya çünkü tek tur konuşacağız gibi görünüyor. Evet. Bir kere Rusya Ukrayna'yı işgal et. Yani bunun adını koyalım. Türkiye'de maalesef inanılmaz derecede çok fazla Rusçu var. Yani bunu anlamak da mümkün değil. Yani Rusya ile iş yapmak ayrı, onu da söyleyeceğim. Ama Rusya bir ülkeyi, egemen bir ülkeyi işgal etti. Herson, Zaporijya, Luhansk, Donetsk, burada Rus nüfusu yaşıyor olabilir. Ama buralar Ukrayna toprağıydı ve buraları geldi silah zoruyla, asker zoruyla aldı. Bu şuna benziyor. Yani diyelim ki işte Polonya'nın gücünü kullanıp Slovanya'daki işte burada benim dilimde konuşan adamlar var deyip orayı almasına benziyor. Dolayısıyla Rusya'nın yaptığı uluslararası hukukta bir işgaldir, kınanmalıdır. Ama uluslararası ilişkilerde haklı olmak yetmediği için güçlü olmak yetiyor. Aynen Amerika'nın birçok olayda yaptığı gibi Rusya da elindeki silah gücüne güvenerek ben burayı aldım diyor. Şimdi Batı ne yapıyor? Batı'nın yapacağı iki tane iş var. Bir tanesi ambargo uygulamak. Bunu 2014'te Kırım işgalinde de yaptı. Yani Kırım'ı ilhak etti Rusya. Kalktı yaptı. O zaman Barack Obama vardı. Yaptığı tek şey bunu kınamak oldu. Ama bu kınayarak ambargoyla Rusya'yı adam edemezsiniz. Yani Rusya 2. Dünya Savaşı'nda Hitler St. Petersburg'un kapılarını kapattığında 3 ay, 4 ay, 2 ay süreyi tam hatırlayamıyorum ama köpek eti yiyerek ayakta kaldılar. Yani Rusları böyle açlıkla terbiye etmek çok mümkün değil. Genel kısmi seferberlik çıkardı Putin. 300 bin kişi ülkeyi terk etti. 144 milyon nüfusu var. 34 milyon insan gücü olan, buna 50 milyona kadar çıkarabilen bir ülke. Dolayısıyla da buradaki mesele, yani Putin'in önce Rusya'nın işgalci olduğunu söyleyelim. Ya Zelenski'yi de suçluyorlar bilmem ne. Ya Zelenski eleştirilecek yerleri vardır ayrı bir konu ama adamın ülkesi işgal ediyor. Önce Rusya'yı eleştirmek lazım. Burada Türkiye'nin tavrı, özellikle ben Bayraktarların tavrını doğru buluyorum. Türkiye'nin tavrına gelince tabii ki gaz aldığın ilişki ki bizim cari açığımızdan cari açık deniyor ya aslında ihracat ithalattan bize fazla ama 60-70 milyar dolar gaz faturamız var. Bu sene 80 milyar dolarla kapatılacak ondan. Onu da Rusya'dan alıyoruz bir kısmını. İran'dan alıyoruz, Cezayir'den aldığımız var, Katar'dan aldığımız var, Azerbaycan var bizim yakın dostumuz, müttefikimiz. Dolayısıyla Türkiye'nin böyle oradan da gaz aldığı için herhangi bir şey Rusya ile bu şeyi devam ettirebilir ama... Mesela Sayın Mevlüt Çavuşoğlu yayının başında gerçi söyledik mesela bu İlhak meselesindeki tavrının Türkiye'nin ne olacağını söylemiştim. Peki sence açıklama gecikti mi yoksa... Gelir, yarına gelir. Bence yarın şöyle, mı? Belki bu gecede. Ben Kırım'daki gibi olacağım. Biz hatırlarsan Kırım ilhakında İngiltere ile beraber açıklama yaptık. Hı hı. Türkiye her son Zaporijya'nın işgal ilhakını doğru bulmayacaktır. Yani NATO üyesi ülkesin doğru buluyorum diyemezsiniz. Ama Türkiye şöyle diyecek. Kendi açısından da diyecek. Kendi açısından yani hayır, daha diyor. Önceki Türkiye şöyle, tasarrufları açısından Türkiye, da çelişkiye düşer yani olmaz. Hocam eğer NATO üyesi ülkeysen, hayır NATO şöyle, içindeyse, yani NATO öyle yapıyor diye Türkiye hayır, yapmıyor. Değil. Hayır hayır. Türkiye'nin duruşu hukuki bak şöyle meşruiyet gayretinde doğru olanı söylüyor hayır, zaten. Ben şunu söylüyorum hadi. Biz Kırım'ın ilhakında doğru tavır aldık. Kınadık, yanlış dedik ama dedik ki ondan sonra da ya oradaki Türklere, Kırım Türklerine dokunmayın da. Tabii, hani artık yani aldın zaten sen.
Ben Türkçesini söylüyorum yani. Evet, burada evet, da anladım. Türkiye'de NATO'ya diyecek ki yani ya NATO ile beraber yaptığın yanlış, ilhak ettin. Uluslararası hukuka aykırı diyecek. İlişki devam ama edecek. Perde arkasından da yani orayı aldın tamam yani diyecek. Yani hayat devam edecek bir Rusya şekilde. Rusya savaşı ilan edecek. Perde arkasından Amerika Rusya da onlar da hayır, Batı da öyle yapıyor Rusya, yani. Ama bakın şu şöyle diyor. Şimdi buradaki Varşova Paktı veya o 2. Dünya Savaşı şey NATO. Şimdi NATO'yu belki Şangay'la şey yapabiliriz ama şimdi NATO şey gibi değil. Yani NATO işgal planı değil ki. NATO genişletti doğru bu eleştirilebilir. Ama NATO bir güvenlik konsepti. Kuzey Atlantik İttifakı askeri bir ittifak. Orada Amerika bir yeri işgal etmiyor. Ama Putin şeyde 1952'de o Macaristan'ı çekiyor. Buraları işgal etti Sovyetler. Şimdi de işgal yapıyor. Şimdi bak Amerika'nın hani Irak'ta yaptığı işgal değil ama Irak'ta yaptığı kepazeliktir. Ağır insanlık suçudur. Ama işgal. Başka yerler. Bu başka. Ama Rusya'nın yaptığı işgal. Amerika'nın yaptığı işgaldir. Amerika özgürlük getireceğim ve oradaki yönetimi değiştireyim. Petrolünü alayım. Doğalgazını alayım diye insanlık dışı yaptığı şeyler vardı. Aynı şeyler değil bunlar. Adını koymak lazım. Hani biz nasıl Amerika'nın Irak'ta yaptığı yanlışsa, başka yerlerde yaptığı yanlışsa ağır eleştiriyorsak burada Rusya'nın yaptığının da yanlış olduğunu en azından bizim gibi gazetecilerin, yazarların bunu demesi lazım. Ben şeyi anlamıyorum. Yani Türkiye'de böyle inanılmaz böyle Zelenski dediğin kendi başına işte ayakta duruyor. Batı'dan aldığı silahlarla direniyor. Bir de Amerika Rusya'yı nasıl durduracak? Şimdi Amerika Rusya'yı durdurabilmesi için savaş ilan etmesi lazım. Bu da nükleer savaş demek. Şimdi öyle bir şey geliyor ki Amerika bunları çarpıştı. Amerika'nın eline geçecek. Amerika'nın eline geçecek hiçbir şey yok. Bak mesela orada bence katkı, böyle bir çarpışma olmayacak ve bence yani Amerika dibine kadar içinde yani NATO'yu da tahrik etti. Ukrayna'yı da tahrik etti. Yapmayın. Hatta Rusya'yı işgal ettiği için Rusya ön ayak oldu ya. Hadi o zaman özür dileyerek bir reklam arası verelim. Hayır. Ön ayak oldu ya. Reklamdan sonra. Niye işgal etmiyorsunuz? Ne zaman saldıracaksın?